Keşke çocuklarımız biz mezardayken 50 sene sonra şöyle bir hatıra yapsalar. Çocukken babamız bizi hiç akrabamız olmayan bir eve götürürdü. Onlar orada bir şeyler konuşurlardı. Savaşlar, barışlar konuşurlardı. Evin hanımı da bize ne biçim yemekler yapardı yahu deyip rahmetle bizi yad etseler. Analarımızdan doğmamış nice kardeşlerimiz olduğunu çocuklarımıza bu şekilde ispat etmiş olsaydık keşke. Ama bunun kuralı var. Namazın 12 farzı yok mu? Var. Ziyaretleşmenin de Müslümancası var. Paldır küldür yok. İslam bu. İslam konuşuyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Kızlarımız, hanımlarımız onun kızları. Delikanlılar olarak onun çocuklarıyız inşallah. Öyle gelişi güzel yok. Paldır küldür değil. Ziyaret kelimesi öncelikle yakın akrabanın hakkı. Akraba. Başta ana baba, dede nine, hala, teyze, amca, dayı. Birinci dereceden akrabalar. Buradan halamı ziyarete gidiyorum. İstanbul'dan Çorum'a çıktım. Kesinlikle Rabbimin rızasını yapacağım bir işe çıkıyorum ben. Umre değil şüphesiz. Umre ile başka bir şey. Umre başka. Biri dağ, biri tepe. Ama Allah için ikisi de. Önce akrabaları kollayacağız. 2. Akrabanın dışındaki dostlarımız, arkadaşlarımız, ticari ortaklarımız, komşularımız hepsi ziyaret alanımıza giriyorlar. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kanun koymuş. Herkes anne ve babasının dostlarını onlar ölünceye kadar annesinin adına, babasının adına ziyarete devam edecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kanunu bu. Geldi, huzuruna çıktı. Ya Resulallah, babam öldü. Şimdi sağlığında her türlü hizmetini yaptım. Görevim bitti değil mi? Anneye babaya karşı sordu. Ne buyurdu? Onun arkadaşları, dostları yok muydu? Vardı ya Resulallah. O gidiyormuş gibi onlara git şimdi buyurdu. Hatırası devam etsin babanın. Sen gittikçe onlar babanı hatırlayıp rahmet okusunlar babana. Düzey. Ümmeti Muhammed düzeyi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem.